Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, ülkesinin teröristlere karşı meşru bir mücadeleyi yürüten Suriye hükümetine verdiği desteği kesmeyeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan temsilci, uluslararası terörizme karşı meşru bir mücadele yürüten Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Nebenzia, kendi adımıza Suriye'deki durumu normalleştirme çabalarına devam edeceğiz. Ülkeyi parçalara bölme girişimleri sırasında ağır hasar gören Suriye Arap Cumhuriyeti'nin çeşitli etno-mezhepsel grupları arasında tarihi bağlar kurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. ABD ve müttefiki Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolü altında bulunan Suriye'nin doğusunda terör tehdidinin yeniden ortaya çıktığını vurgulayan Nebenzia, Fırat'ın doğusunda cezaevlerinden kaçan militanlar giderek daha fazla tehdit oluşturuyor. Aralarında yabancı teröristler de var. Bazıları yer altına iniyor, mülteci kamplarına yerleşiyor, diğerleri de tüm bölgeye yayılıyor. Bu gelişmelerden son derece endişeliyiz dedi. Nebenzia, Rus ve Suriye güçlerine yönelik saldırılar devam ettiği sürece İdlib'teki ateşkesin sürdürülebilir olmayacağını belirtti. Saldırılar durdurulmadan sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanmasının mümkün olmayacağını belirten Nebenzia, İdlib'teki gruplar üzerinde etkisi olan herkese şu çağrıyı yapıyoruz. Sivillere yönelik saldırılar durdurulsun. Memlük'teki Rus hava üssüne yapılan drone saldırıları ve Suriye ordusuna karşı girişilen provokasyonlara son verilsin ifadelerini kullandı.